Merhabalar. Napolyon Total War Online'da yeni bir mücadele ile birlikteyiz. Güzel bir şekilde başlayalım. Ufuk kardeşle oynayacağız. Ufuk kardeşle toplam 10 tane, 10 tane zannedersem, 8 tane mi 10 tane mi o civarlar savaşlar yaptık. Bunlara yayınlayacağız. Güzel bir şekilde ilk savaşımızdan başlayalım. Süvarilerle etrafımızı sarmaya çalışıyor. Müsamahalı davranıyoruz. Sarmasına müsaade ediyoruz. Güzel bir şekilde başlayalım. Hadi bakalım hızlandıralım buraları. Çatışmanın asıl yaşandığı anlara gelelim. İnşallah. Allah'a şükür. Hadi bakalım hızlansın, hızlansın, hızlansın. Çatışmanın başladığı anlarda şey yapalım. Durduracağız. Oynatacağız güzel bir şekilde. Evet, çatışmamız başlayacak. Süvari çatışmasını izlemeye pek gerek yok. Güzel bir şekilde başlayalım. Ana orduların savaşmasını izleyeceğiz. Nişancımız var 4 adet. Düşmanın da 4 adet nişancısı var. Üzerimize yoğun atışlar başladı. Evet, savaş başlıyor. Osmanlı nişancıları atışlarını yapıyor. Hadi bakalım çocuklar. Ufuk kardeşle yaptığımız 8 savaşın, 10 savaşın 8 tanesini yayınlayacağız. 2 tanesini yayınlamayacağız. Neden o 2 tanesini yayınlamayacağız? Çünkü ufak kardeş diyordum az kalsın. Ufak kardeş değil, Ufuk kardeş. Ufuk kardeş şey yapmış. Kanalında paylaşımda bulunmuş. İşte ben Kerem Bertan'ı yendim falan diye. Ben Kerem Bertan'ı yendim falan diye. Yaygaralar koparıyor. Tabii işi böyle rekabete bindirince biz de şey yapacağız. 8 tane kazandığımızı göstereceğiz. 2 tane kaybettiğimiz var, onları göstermeyeceğiz. Çünkü adalet gereği bunun olması lazım. Çünkü karşı taraf ukala tavırlar yapıyor. Ukala tavırlar yapıyor. Laf sokuyor. Ukala tavırlar yapıyor. Biz ona müsamahalı davrandığımız halde, tepeye çıkmasına müsaade et. Birçok haritada tepeye çıkmasına müsaade ettiğimiz halde, fazla süvari kullanmasına bazı savaşlarda müsaade ettiğimiz halde, süvarilerle etrafımızı sarmasına müsaade ettiğimiz, çok umursamadığımız, çok üstüne gitmediğimiz halde, müsamahalı davrandığımız halde, ben Kerem Bertan'ı yenerim, ben daha iyi oynuyorum falan filan diye böyle yaygara koparınca olmaz. O iş olmaz abi. O zaman 10 tane savaştan 8 tanesini kazandık. O sadece kazandıklarımızı göstereceğiz. Adalet gereği bunu yapacağız. Madem ki sen ukala tavırları yapıyorsun, laf sokuyorsun, ben Kerem Bertan'dan daha iyiyim falan filan diye böyle yaygaralar kabalıyorsun. O zaman bunu yapmamız lazım. 10 tane savaştan 8 galibiyetimiz var. 2 tane mağlubiyetimiz var. Onlar da müsamahalı davrandığımız için izin verdik. Rahat hareket etmesine, rahat oynamasına müsaade ettik. Ama arkadaş yaygara koparmış. Ufak kardeş değil, Ufuk kardeş. Yaygara koparıyor. Atışlarımızı yapacağız. Atışlarımız güzel bir şekilde yapılsın. Başıbozukları göndereceğiz. Başıbozukları göndereceğiz. Piyadelerimizi göndereceğiz. Fransız piyadelerinden yüklenme var. Başıbozuklarımızı gönderecek. Bu iş bitecektir. Savaşı erkenden koparabiliriz. Başıbozuklarımızı önden gönderirsek, bir tampon oluşturursak, arkadan da piyade desteği sağlarsak, inşallah güzel bir erkenden koparma olabilir mi acaba savaşı? Yoğun bir çatışma, tüfekler patlamakta, yoğun atışlar, süvari hücumlarımız var.
Nişancılar burada tehlikeli. Bunlara önlem almamız lazım. Süvariye ihtiyacım olacak kanatta. Süvariye mutlaka ihtiyacım olacak. Merkez bölgesinde biraz cebelledi askerlerimiz. Onları geriye toparlamamız lazım. Teyakkuzu arttırmamız ve baskıyı arttırmamız gerekecek. Güzel bir şekilde atışlarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dağıldı. Şu an bitti. Savaş bitti şu an. Ya ben aslında 2 dakikada bitiririm bunu da. 1 dakikada bitiririm ben bunu. Ama işte gevşek davranıyoruz. Rahat böyle zevk almaya çalışıyoruz. Rahat hareketler yapıyoruz diye. Bunlar bir şey zannediyor kendine. Kaç tane Avrupalıyı, Amerikalıyı sıraya dizmişiz. Ama bunlar hala ben Kerem Bertan'dan daha iyiyim falan diyor. Şu an bitti savaş. Şu an savaş bitti. Şu an savaş bitti. Kara düzenine zorladık zaten. İşleri bitti. Baksana çuvallıyorlar. Perişan oldular. Ufak kardeş. Pardon Ufuk kardeş. Ordusunu toparlamaya çalışıyor ama iş işten geçti artık. Atışlara devam edelim. Piyade baskımız var. Yine kara düzenine zorladık. Piyadelerle baskılarımızı yapmaktayız. Nizami Ceritler, Ali Aslanlarım. Osmanlı, Türk'ün gücünü gösterelim şunlara. Bir de işte böyle Türklere falan laf atıyor. Benle böyle özel konuşurken Türklere falan laf atıyor böyle. İşte bu Türkler neden böyle falan gibisinden. Öyle diyor. Ya Türk şimdi biz Osmanlı olarak Türkler olarak yani İslam kafası cömert bir kafa var bizde. Ben senin bak oynarken müsamahalı davrandım ben sana. 8 tane süvari koymana müsaade ettim. Ben 6 süvari koymuştum. Tepeliğe çıkmana da müsaade ettim. Süvarilerle etrafımı sardığın halde üstüne gitmedim. İzin verdim. Bıraktım. Sarsın beni dedim. Bıraktım. Birçok cömertlik yaptım sana ama sen hala Türkler niye böyle, Türkler niye şöyle falan diyorsun. Hangi Avrupalı sana bu müsamahayı gösterebilir? Avrupalılar baskıcı, baskıcı oynarlar. Baskıcı bir kafaya sahip, pinti bir kafayla oynarlar. Bak ben cömert bir şekilde sana müsamaha gösteriyorum. Süvarilerle etrafımı sarmana izin veriyorum. Cömertlik yapıyorum sana, merhamet yapıyorum sana. Ama sen Kerem Bertan'ı yendim diye ukala tavırlar yapıyorsun. Sana yakışmıyor ufak kardeş. Pardon Ufuk kardeş. Hiç sana yakıştıramadım. Ufak kardeş. Ufukta gözüken Ufuk kardeş. Ufukta gözüken ufak kardeş. Yapma bunu. Etraflarını sardık. Nişan çatışlarımız var. Nişancı atışlarımızı yapacağız. Atışlar yapılmakta. Etraflarını sardık. Kale düzenine zorladık. Geriye çekilmek zorunda kaldılar. Süvarilerle etrafımız sarılmaya çalıştık. Yine izin veriyoruz. Bıraktık. Bıraktık. Sarsın diyoruz. Şey yapmadık. Üstüne gitmedik. Evet, diğer taraftan etraflarına kuşattık ve bitirdik. Allah'a şükür. Kaç tane Avrupalıyı, Amerikalıyı sıraya dizmişiz. Hala burada yok şöyle yok böyle iki tane galibiyet aldı diye bize şey yapıyor. O ufak kardeş. Ve savaşın sonuna geliyoruz. Bir başka online savaş daha bu şekilde neticelendi. Artık diğer savaşlara da diğer günlerde gösteririz. 8 tane savaşın 8'ini de başka günlerde atacağız. Allah'a şükür güzel galibiyetler devam ediyor. Yenildiğimiz savaşları da gösteriyoruz.
Eğer bir okala tavır yoksa, laf sokma yoksa. Bu şekilde bitti. Başka online savaşlarda görüşmek ümidiyle dostlar. Hoşça kalın.